everybody. This is Tonguç Akademi and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar birinci yazılı kampımıza hoş geldik. 10. sınıf İngilizce diyoruz. Sayfamızı çeviriyoruz ve mevzuata girizgah yapmadan önce yazılı kampının İngilizce kısmı tabii şu anda beni ilgilendiriyor. 25 Ekim'de sizleri beklediğini çok net söylüyorum. Ve sayfamı çeviriyorum. Arkadaşlar birinci dönemin birinci ekseminin bakalım konuları nelermiş. Sol taraf vocab, vocabulary yani kelimeler hangi kategorilere ait kelimeleri öğreneceğiz. Sağ tarafta grammar yani dil bilgisi var. Bakalım hangi dil bilgisi konuları bizim için geçerli bu yazılda. Diyor ki school subjects yani okul konuları. Places at a school bir okulun içerisindeki yerler sınıf gibi kantin gibi free time activities peki boş zaman aktiviteleri nelerdir expressing opinions biz fikirlerimizi açıklarken ifade ederken hangi kelimelerden hangi kelimelerin istifade ediyoruz kullanıyoruz onları ve arkadaşlar present simple tense de diyebilirsiniz. Simple present tense de diyebilirsiniz. Bunu Dudaz'dan çok iyi hatırlayacaksınız. Fiillerin birinci halinin kullanıldığı geniş zamandan bahsediyorum. Bir de tabii ki question words yani soru kelimeleri işin içerisinde. Bir sayfam daha var. Diyor ki arkadaşlar bakın. Celebration types yani kutlama tiplerimiz var, değil mi? Party supplies bir partideki şeyler o materyaller kullanılan materyaller nelerdir? Bunlara ait kelimeler söz konusu. Making suggestions, tavsiyede bulunacağım, öneri yapacağım. Accept yapacağım arkadaşlar gelen bir öneriyi. Refuse, refuse edeceğim yani reddedeceğim. Kabul etmek ve reddetmek. Bu kelimeleri öğrenmek bizim için çok önemli arkadaşlar. Pekala. Hocam gramerde neler var? Simple future. Will göreceğiz Bir. Yine future plans, gelecekteki planlı hareketlerim için going to göreceğiz. 2. Aslında aynı anlama geliyor. Yani be going to ile will ecek acak aynı anlama gelir. Bir tanesi biraz daha programsız. Bir tanesi ise planlanmıştır arkadaşlar. Future plans, gelecek planlarım var. Present continuous tense ile ifade edebilirim. Future plans, yine gelecek planlarım var. Present simple ile ifade edebilirim. Arkadaşlar Şimdi hazırsak hep birlikte başlayalım. Buyurun. Elimde bir tekst var ve öğrenci bu metni okuyor, ondan sonra sorulara gidiyor. Hayır arkadaşlar, çünkü başlık diyor ki yazılılarda, sözlerde. Read the text and correct the sentences. Bakın, Size şunu söylemek istiyorum. Eğer benim karşıma bir yazılı çıkacaksa, ahan da şuraya koydum. Diyor ki yüzde %100 yazılıda sorulur. Nedir bu yazılıda sorulacak olan şey arkadaşlar? Cümlelerin düzeltilmesi. Neye göre? Metne göre. Şimdi <laughs> demiş ki: He arrives at the hospital, bakın, at 8:30. Belli ki burada birisini anlatacağız ve bu kişi hastaneye 8.30'da Varır mı varmaz mı? Gelin bir bakalım neyi düzelteceğiz? Bunlar hepsi yanlış cümleler. I am a doctor. Ben bir doktorum. Amerikan İngilizcesine bakalım. I am a doctor. Peki yani İngilizler O'yu vururlar. Doc. Amerikalılar doctor. Doktor. Öyle düşünün. Peki yani I am a doctor. I live near the hospital. Doktorum. Hastaneye yakın yaşıyorum. So I always walk to work. Bakın işe nasıl gidiyor? Yürüyerek gidiyor arkadaşlar. Bu önemli. I leave home at 8 o'clock saat 8'de evden çıktı and arrive at the hospital bakın arkadaşlar arrive varmak bir yere varıyorsanız at ile kullanırsınız. Hospital in 10 minutes. 10 dakika 10 dakika içerisinde hastaneye vardığına göre buraya 8 30 diyemezsiniz. Ne yaparsınız arkadaşlar? 8 10. 8'i 10 geçe 10 past 8 8'i 10 geçe varıyor sabahları. Birinciyi çözdük. He chats, sohbet eder. With his patients, hastaları ile sohbet eder. Before starting to work, işe başlamadan önce hastaları ile sohbet eder. Bakalım doğru mu? Diyor ki bize. <laughs> I have a small talk. Bakın, have a talk muhabbet etmek. Küçük bir sohbette bulunurum. With my colleagues. Ha, meslektaşlarımla. Arkadaşlar, demek ki patients kelimesini buradan kaldırıyorum ve yerine colleagues kelimesini getiriyorum. Hemen buraya düzeltme esnasında ne yapacağım? colleagues kelimemi ekleyeceğim. Meslektaşlarıyla sohbet ediyormuş. 3. He finishes working at 5. Saat 5'te mesaiyi bitirir. Mi göreceğiz şimdi at a cafeteria opposite the hospital until 8.45. Saat 8.45'e kadar hastanenin karşısındaki kafeteryada arkadaşlarımla, mesai arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla, meslektaşlarımla bir küçük sohbette bulunurum. I start work at 9. Saat 9'da mesaiye başlarım. And begin examining my patients ve hastalarımı kontrol etmeye başlarım. I finish working at 5.30. Saat 5.30'da Mesaiyi bitiririm. Hop çizdim arkadaşlar. Ve ben buraya ne yaptım? 5.30 yazdım. Mesaiyi 5.30'da bitirmiş. Düzeltmemi yaptım. I always pardon. Önce soruyu okuyacaktık. He watches TV after dinner. Akşam yemeğinden sonra televizyon seyreder. Bakalım. I always have dinner before seven. Saat 7'den önce akşam yemeğimi her zaman yerim. After dinner. Bakın geliyor cevap. Akşam yemeğinden sonra I sometimes have a drink with my friends. Bazen arkadaşlarımla bir şeyler içerim. Watch a movie. Bir film seyrederim. Bu tabii ki bunu evde yapıyor. At home. <laughs> Or read a book. Ya da bir kitap okurum. Şimdi burada dedi ki... He watches TV. Hmm, ne yapacağım arkadaşlar? Şu kısmı... Burayla şu an dolduramam ama... After dinner ne yapacağım? I sometimes he tabii ki demeniz lazım değil mi? Burada he sometimes. Bunu da atın dışarı. Şöyle yapın. He, he'yi aldım. Şuraya yazdığımı düşünün. Düzeltme esnasını düşünün. He sometimes. Bakın he öznesinden sonra lütfen cümleleri düzeltirken burada kalkıyor öğrenci have yazıyor diye have alıyor. Hayır. He sometimes has a drink. Arkadaşlar bir şey. Watches. Bakın lütfen dikkat. S'i sakın ki sakın unutmayın. Watches. Ya da mesela devam ediyor düzeltme. Reads. He reads. S'leri unutmadan hareket edeceğiz arkadaşlar. Peki hala. At weekends. He generally stays in the city. Hafta sonlarında genellikle şehirde kalır. Bakalım doğru mu? I always sleep before eleven. 11. Saat 11'den önce uyurum. Tamam. Hafta sonu aktivitesine bakalım bu kişinin. Other weekends I usually go out of the city. Hmm, bakın, at weekends hafta sonlarında he generally stays in the city. Hayır, he usually goes out of the city. O zaman ben buraya ne yapacağım arkadaşlar? He usually hemen yazıyorum. He usually goes. Üçüncü tekilin sini unutmayın. Goes out of the city. Şehir dışına çıkar diye düzeltmemi yapmak durumundayım. Samuel Takes a taxi to work. Şimdi diyor ki Samuel işe giderken taksiye biner. Hayır arkadaşlar. Hemen ne yapacağım? He walks to work. Ben burada Samuel için he hemen düzeltmemi yaptım. Eti sakın unutma. He walks to work. İşe yürüyerek gider. İşte düzeltmelerimizi yaptık çocuklar. Sayfamı çevirdim. Bakın şöyle söyleyeceğim size. Diyor ki söz diye kaldırabilir hoca sizi. Kelime sözlüsü yapabilir veyahut yazılı da diyor ki yüzde yüz. Tonguç Akademisi diyor ki bakın arkadaşlar hocanız bunu yüzde yüz size sorar. Nedir? School subjects yani okuldaki ders konularımızı öğrenci iseniz bilmek zorundasınız. İzleyin şimdi. Match eşleştiriniz demek. Statements. Burada bir takım cümlelerim, ibarelerim var ve bunları okul konularıyla eşleştireceğim. Buyurun başlayalım. Don't forget your dictionaries. Sözlüklerinizi unutmayınız. Siz hangi derse sözlük getirirsiniz arkadaşlar? İngilizce dersinize sözlük getirirsiniz. Yabancı dil dersi var çünkü. Bring your calculators. Hesap makinalarınızı getiriniz. Hesap makinasının beden eğitiminde işi yok. O zaman ben ne yapıyorum? Hemen mathematics, maths, hesap makinası geldi. Prepare a project about, about iki defa yazmışız. Hemen sildik birini. Ve o two, ikinci dünya savaşı hakkında bir proje. İkinci dünya savaşı hangi derste, resim dersinde mi anlatılır? Evet hocam, tabii ki de tarih dersinde anlatılır arkadaşlar. Hemen buraya G yazdım ve tarih dersim. 4 Where your trainers? Şimdi bak spor ayakkabısını giyeceksin. Nerede giyeceksin? Beden eğitimi dersinde. Eğer spor ayakkabısını giymez isen büyük sıkıntı yaşarsın. Topuk dikeni yaşarsın. 5. Find some information about Shakespeare. Shakespeare hakkında biraz bilgi topla. Güzel. Shakespeare'i biz nerede göreceğiz arkadaşlar? Tabii ki de edebiyat kategorisinde göreceğiz. Edebiyat dersinde göreceğiz. It is time to sing. Haydi bakalım şarkı söyleme zamanı. Müzik ve eğlence neymiş bu? Hosh. H. H harfinde yazdım. Use your colorful crayons. Şimdi burada renkli renkli pastel boyalarımızı kullanacağız. Ve resim çizeceğiz. O zaman E, art, sanat, resim dersindeyiz arkadaşlar. Devam. Look at the map. Haritaya baktım. Harita nerede? Coğrafya dersinde. Geography. İşte bu. Coğrafyayı F olarak yazdım. Do the experiment. Deney nerede yapılır? Fen bilimleri dersinde. J'yi de buraya yazdım arkadaşlar. Science. Ve wear your masks. Maskelerinizi takınız. Drama, tiyatro, modern drama başlıyor. Bu neymiş? I harfiymiş. I. Arkadaşlar physical education, beden eğitimi. Maths, matematik dersi. Literature, edebiyat. English, İngilizce. Art, resim, sanat. <laughs> Geography, coğrafya. History, tarih. Music, müzik. Drama, bu arkadaşlar sizin zaten drama dersiniz, tiyatro dersiniz. Science, tabii ki de fen bilimlerini ifade edecek. Sayfamı çevirdim, işte en sevdiğim boşluk doldurma. Size şunu söylemek istiyorum. İngilizce, İngilizce yani yabancı sınavlarında dünyada hangi sınava girerseniz girin, yüzde yüz boşluk doldurma closed test dediğimiz sınav yapısıyla karşılaşacağız. Yani kesin çıkar. Hocam, <laughs> nedir burada benden beklenen? Complete. Tamamlayınız the sentences below. Bakın, aşağıdaki cümleleri, aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Ne yaparak, kullanarak? Use Fiil ayancı almışsa böyle bir durumda cümlenin tam ortasında erek arak ekini verin ona. Ayancı onu yapar. Using kullanarak the correct word below. Aşağıdaki doğru kelimeleri kullanarak tamamlayacağız. Peki. Staff room personel odası. Library kütüphane. Gym spor salonu. Science Lab. Arkadaşlar burası işte o deneylerin yapıldığı, fen dersinin işlendiği laboratuvar diyebiliriz. Bir de tabii ki Music Room. Şimdi The Volleyball Players of our school team okulumuzun voleybol oyuncuları train hard. Çok sıkı bir eğitim yaparlar. Arkadaşlar siz bu voleybol, basketbol ya da her neyse bu tür eğitimleri Nerede yapacaksınız o ısınma hareketlerini? Tabii ki de gym'de yapacaksınız. Hop çizdim üstünü. Mike is play the piano. Arkadaşlar play the piano, play the flute, play the guitar. Müzik enstrümanlarının önünde b kullanmayı unutmayınız. Peki siz bu piyanoyu nerede çalarsınız? Tabii ki de kütüphanede. Mi elbette ki de music room. işte. Bu kadar değil mi arkadaşlar? Sizin bir müziklerin yapıldığı bir sınıf var. Oradasınız. He is practicing. Ha, bu bir şeye contest. Bir yarışmaya hazırlanıyormuş arkadaşlar. Pekala. O zaman hop attım dışarı. Devam ediyorum. I'm going to the Şimdi nokta noktaya gidiyorum şu anda. Eyvallah. Bakalım neymiş. Because I need to borrow some hmm, reference books. Şimdi benim bazı birkaç tane kitaba ihtiyacım var. Hocam ben bu kitabı nereden elde edebilirim? Tabii ki de library'den elde edeceğim. Buradan edineceğim. I'm going to the library because I need to borrow some reference book for my history project. Yani proje kitabım için bazı referans danışacağım. Araştırmam gereken kitaplar var. Bunları da ödünç almam lazım. O zaman kütüphaneye gidiyorum şu anda. Geldim dörde. Çizdik mi kütüphaneyi? Çizmişiz. The pupils. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Hocam pupil ne demek? Pupil kelimesinin eş anlamlısı student. Öğrenci demek arkadaşlar. Şöyle hemen student diye yazdım. Learner yani öğrenci. Learn öğrenmek. Learner öğrenci. The pupils öğrenciler. The students or having the biology lesson. Şu anda biyoloji dersi alıyorlar. Kardeş sen bu biyoloji dersini nerede alırsın? Science Lab'de alırsın. Laboratuvara gitmen lazım. Şuraya sığdırmaya çalışacağım. Science şöyle Lab'de diyorum. Evet, Science Lab today for din. Bakın for din an experiment. Bir deney yapmak için laboratuvarda biyoloji dersi yapıyorlar şu anda pupils öğrenciler. Sonuncuya geldim. Şeyi sildik. Staff room geriye kalmış. İster bunları yaptığınızdan, elediğinizden, bitirdiğinizden eminseniz geriye kalanı baktın sınavda vaktin de kalmadı ya. Şöyle şıkırt diye sona yazabilirsin. Bak staff room istesem şu anda ben bu sayfayı atarım. Geçti bitti çünkü kesin eminim. It's break time. Teneffüsteyiz arkadaşlar. So the teachers aren't in the classroom. Dolayısıyla öğretmenler sınıfta değil. Nerede arkadaşlar öğretmenler? They are in the staff room. Tabii ki de öğretmenler odasındalar ya da işte personelin her türlü bir iş yerinin personelinin bulunduğu odaya staff room diyebilirsiniz. Evet, use the daily act. Daily activities. Below. Şimdi burada günlük aktiviteler var. Get up, yataktan kalkmak, have a shower, duş almak gibi. Ama biz bunları to complete. Şimdi bir interview var, bir spor, bir sporcuyla mülakat yapılmış. Bu mülakatta şu ibareleri kullanarak cümleleri tamamlayacağız. Başlayalım, bakalım neyle karşılaşıyoruz. Diyor ki, What time? Bir boşluk verdim. In the morning. Şimdi ilk soracağın soru ne? Tabii ki, What time? Bakın, Do you get up. Saat kaçta kalkarsın? Buyurun. What time do you get up in the morning? Sabah kaçta kalkarsın? Adam da bize diyor ki. I get up. Bakın get up yataktan çıkmak, yataktan kalkmak. I get up at six. Saat altıda yataktan kalkarım. What? Boşluk. Before breakfast. Peki kardeş sen kahvaltıdan önce ne yaparsın sorusunu soruyorum. What do you do? Bakın, what do you do before breakfast? Kahvaltıdan önce ne yaparsın? I always have a shower. Bakın, I always have a shower. Ben kahvaltıdan önce daima duş alırım and then ve ondan sonra I have a big breakfast diyebilirsiniz isterseniz. Burada tabii siz yazını yazın da e'yi kullanabilmem için sıfat kullanmam icap eder. Bunu bu yüzden yazıyorum arkadaşlar. Bakın I eat a big breakfast. Ya diyeceksiniz ki I eat breakfast, I have breakfast ya da I have a big breakfast. Evet, normalde breakfast'ın önünde en kullanılmaz bilginiz olsun. Peki devam Workout, antrenman yapıyormuş. For two hours, iki saat boyunca antrenman yapar. Peki, ben şu soruyu soracağım. How long do you workout? Bakın, how long do you workout? Work, normalde çalışmak. Ama workout bir phrasal verb'dür. Ve e, antrenman yapmak anlamına gelir. How long do you work out? Ne kadar süre antrenman yaparsın? Bakın, ne dedi bana? I work out... For two hours. For two hours. İki saat boyunca antrenman yaparım. Peki after working out. Bakın antrenman yaptıktan sonra what do you do? Antrenman yaptıktan sonra ne yaparsın? Hemen yazalım. What do you do? After working out. Bakalım ne yapıyormuş? I drive to the club. Bakın I drive arabamla to the Club. Kulübe gidiyormuş arkadaşlar. Arkadaş yanına gidiyor belki de. Şimdi ne yapacak? Öğle yemeği. Have a lunch. Ben diyeceğim ki bak. Nerede öğle yemeği yersin? Where do you have lunch? Hemen yazalım. Where do you have lunch? Nerede öğle yemeği yersin? I have lunch at the club. Burada eti yazabiliriz. Hemen unutulmuş olabilir. I have lunch at the club at the club İşte bu kadar İngilizce yazarak öğrenin arkadaşlar yazarak çalışmalısınız peki train with the team bakın takım ile bir çalışma yapıyor takım arkadaşları bir çalışma yapacak ha ne sıklıkta olabilir değil mi every um, bir haftada altı gün takım arkadaş how often bakın how often do you train evet hemen yazdım how often do you train with the team takım ile ne kadar süre, ne sıklıkta çalışma yaparsın? Diyor ki I train. Arkadaşlar uzatmak istemiyorum şunu yapacağım. Bakın six days a week. Yani yazdığımı düşünün. I train with the team Hop. six days a week. Bir haftada altı gün takım arkadaşlarımla çalışma yaparım. Get back home. Şimdi saat yedi civarında geri eve dönüyor. O zaman what time do you? Bakın What time do you get varmak? Değil mi arkadaşlar? Get o yolculuğu yapmak. Get back geri dönmek. What time? Saat kaçta? Do you get back home? Saat kaçta eve dönersin? O da diyor ki around yani I get back home around seven. Saat yedi sularında tekrardan eve dönerim. Çok önemli bir çalışmaydı. Çevirdim. Bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir yazılıda, bir yazılıda, bir sınavda ahanda koydum buraya. Kesin çıkar. Ne çıkar? Dedim ki boşluk doldurmalar kesin çıkar. Bakın yine karşımıza çıktı. Şimdi diyor ki diyalog tamamlayacağım. Jason ve Susan arasında between them bir diyalog var. Ama bu sefer size cümleler verdi. Bu cümleleri yerleştirmemiz lazım. Hiç korkmaya gerek yok. Bakın arkadaşlar okumadan önce hemen bu verilenlere bakalım. Shall we meet on Sunday afternoon then? O halde pazar günü öğleden sonra gidelim mi? Bakın birinci cümlem. By the way hazır yere gelmişken hani unutmadan söyleyeyim. Don't be late. Aman ha geç kalma. İki. How about seeing it on that day? Aynı gün yani o gün. Onu izlemeye ne dersin? 3 Ve son. Sorry but I can't make it. Uh, hayır yani onu şu anda yapamam. Bakalım nasıl yerleştireceğiz. Jason ve Susan arasında bir konuşma var arkadaşlar. Dört cümle buraya yerleşecek. Hi Susan. Merhaba Susan. The new Marvel film. Şu Marvel firmasının yaptığı yeni film is on yayında. At the cinema, sinemalarda, beyaz perdede, on Friday ve Cuma günü bunu belli ki görebiliriz. January 15, Ocak ayının 15'inde, Cuma günü yeni film sinemalarda sözün. Şimdi Susan'ı belli ki kesecek arkadaşlar. İnce ince kızı davet etmeye çalışıyor. Nasıl yapacak bu daveti? How about seeing it on that day? Bakın gelin yazalım. How, hemen şuraya yazdım. How about seeing, watching yani. How about seeing it on that day. On that day aynı gün yani o gün. Yani on that day. Friday'de var mısın benimle izlemeye? Hop teklif geldi. Out loud to. Şimdi Susan diyor ki Jason ciğerim out loud to. Vallahi isterdim. But I can't. Ama Allah da biliyor ya gelemem. Bakalım niye gelemezmiş. I've cooking classes. Çünkü o gün aşçılık dersim var. At 3 p.m. Pekala. Saat 3'te öğleden sonra Friday'de. Hmm, bu iş olmadı. Friday'de gidemiyor bu. It finishes. Peki ders ne zaman bitiyor? 5.30. Bakın iki buçuk saat sürecek. 5.30'da bitiyor. Devam ediyor kız. Why don't we go on Saturday? Aa, kız istiyor Jason'ımla gitmeyi. Reddetmiyor aslında. O anlık reddediyor. Jason'ıma diyor ki Jason yiğidim. Why don't we go on Saturday evening? Paz şeye. Neden peki cumartesi akşamı gitmeyelim ki? Jason buna ne diyebilir? Shall we meet Sunday, Monday? Ha, bakın Jason diyor ki sorry. Hmm, hemen yazdım. Su Suzy canım sorry. Çok özür dilerim. But, fakat I can't make it. Yani e, bunu o gün yapamam. Çünkü on Saturday evening, Saturday akşamı, cumartesi akşamı My Favorite Quiz Show benim en sevdiğim yarışma programı yayında olacak. And guess what? Ve tahmin et bakalım ne olacak? My grandma is the contestant. Yarışmacı benim büyük annem. Vallahi bu anı kaçıramam. Suz da diyor ki, Whoa, hacı, I'll watch your grandma. Ben de senin büyük anneni seyredeceğim. Şimdi burada yeni bunu attık. Yeni bir teklif gelmesi lazım. Shall we meet on Sunday afternoon then? Ha diyor ki, Suzu şöyle bir şey yapıyor. Ben de büyük annene seyredeceğim. Hemen buraya A koyabiliriz arkadaşlar. Bakın o halde bak o halde Pazar günü öğleden sonra buluşalım mı? Jason diyor ki kaçmaz bu fırsat içinden söylüyor. It sounds great ve sonra kız'a diyor ki mükemmel geliyor kulağa. Let's meet at the cinema at 2. O zaman saat 2'de sinemada buluşuyoruz. Suzu dedi. Fakat diyor ki aman ha Suzy by the way don't be late. Gözünü seveyim geç kalma. İşte buraya da B'yi yazmış durumdayız. Sonra konuşmanın devamı var arkadaşlar. What time does the film start? Suzan diyor ki, film diyor ne zaman başlıyor? 2.25, 2.25'te. It Start Hayır arkadaşlar, it starts. Çünkü özne tekil. It starts at 2.25. 2.25'te başlıyor. Don't worry. Hiç canını sıkma. I'll be there on time. Tam zamanında Allah şahit orada olacağım. See you on Sunday. Pazar günü görüşmek üzere. Bye Susan. Bak kızı kaptı. I can't wait till Sunday. Vallahi pazara kadar bekleyemeyeceğim. I'm crazy about Marvel films. Marvel filmlerine bayılırım. Aslında Jason çaktırmadan bir film çeviriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pekala, şimdi devam etmek istiyorum. Diyor ki: "Elimizde zamanlar var." Bakın şimdi. Şunu buraya koydum arkadaşlar. Gözümüzün bebeği. Niye biliyor musun? Zamanlardan her zaman ve %100 soru gelecek. Tartışmaya gerek yok. Hocam elimizde hangi zamanlar var? Present simple, bir kere geniş zaman var. Present continuous, bir tane şimdiki zaman var. Geleceği programsız, plansız gelecek veren will, gelecek zaman var. Bir de planlı, programlı veren var arkadaşlar. Be going to gelecek zaman var. Doldur diyor. Look, ünlem varsa continuous tense, şu an vardır arkadaşlar. The man is feeding. Bakın, the man is feeding. İşte bu kadar. The dog. Şu anda ünlem var çünkü. Bak adam köpeğe yemek veriyor. Bir. Feeding. İki. Şimdi kuşlar uçar mı? Burada bir soru görüyorum arkadaşlar. Soru olduğuna lütfen dikkat. Kuşlar çoğul ve onların genel özelliklerini sorduğuna göre do birds. Bakın. Do birds fly. Hop to hotter countries in the winter. Kuşlar sıcak şey özürüm. Kışın daha sıcak ülkelere uçarlar mı? Genel özelliklerinden bahsettiğim için present simple tense kullandım. 3. The soup. Bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir yemeğin tadından bahsederken taste yazdınız. Hemen arkasına hiç korkusuzca s'i verin. Neden biliyor musunuz? Tabii yemek tekilse. Bu hiç değişmez. Tadından bahsettiğiniz zaman onun doğasından bahsedersiniz. Genelinden bahsedersiniz. Dolayısıyla da tat, tat vermek fiili. The soup tastes awful. Bu çorba iğrenç bir tat veriyor. Şu anda veriyor olsa bile taste geniş zamanda kullanmanız tavsiye edilir. I can't eat. Onu yiyemem. Peki devam. Şimdi burada Celia isimli bir bacımız var. Şimdi arkadaşlar tekil mi? Tekil ama sorun o değil. Burada bir soru var. O zaman kahvaltıda şu anda kahvaltısını yatakta mı yapıyor sorusu gelecek. Diyor ki is tekil olduğuna göre izi koydum. Şimdiki zaman olduğuna göre is Celia. Bunu da yazdım. Arkadaşlar hez getirmeyin sakın. Heavy e'yi düşürün, ing verin. Hop. Is Celia having breakfast in bed now? Şu anda kahvaltısını yatakta ediyor mu? İşte bu kadar. I'm very angry with you. Vallahi sana delilenmiş durumdayım. Sana çok kızgınım. I don't, bunu zaten hani zaten bilirsiniz hiç tartışmayacağım bile artık ağzımıza dilimize pelesenk olmuş. I don't want to talk to you now. Şu anda seninle konuşmak istemiyorum. I don't want to talk to you now. Arkadaşlar her ne kadar present simple tense'in zaman zarfı burada olsa da want fiili I am wanting, you are wanting. Continuous tense'de kullanılamayacağına göre I don't want her zaman geniş zamanda kullanmak durumdayım. Geldim my cousins. My cousins'la devam ediyorum. Diyor ki benim kuzenlerim. Çoğul arkadaşlar. Ha şu sıra at the moment'ı gördüğünüzde am is are fiilin üstünde ing aklınıza gelsin. My cousins çoğul. Şimdi öğrenci gidiyor. Lie yazıyor ayancı veriyor. Lie yatmak, uzanmak fiili ayancı alacağı zaman arkadaşlar bakın böyle bir forma girer. My cousins lying on the beach at the moment. Şu anda sahilde uzanıyorlar. En büyük hatalardan bir tanesi. Fiili ayancıyı veriyor öğrenci ama be fiilini önüne koymayı unutuyor. Dolayısıyla aman diyeyim arkadaşlar. Hop hemen şuraya R yazıyorum. My cousins are lying on the beach at the moment. Belki hala. My school. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. 7'yi yuvarlak içine alıyorum. Diyor ki: A festival next week. Önden ya da arkadan bakın önden ya da arkadan gelecek olan cümle bize kontekst yani sınavlarda daha açık bilgiler verecektir. Şimdi önümüzdeki hafta programlanmış bir şey var mı? Var. O zaman öğrenci diyor ki: Hocam ben buraya şöyle desem olur mu diyor? Bakın şimdi. My school is going to organize benim okulum is going to organize a festival next week. Önümüzdeki hafta bir festival organize edecek. Bunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Fakat continuous tense'in bir özelliği var. Diyor ki my school is organizing. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. Organize yazarken i'yi düşürün. Yani e harfinden bahsediyorum. benim My school is organizing a festival next week. Okulum önümüzdeki hafta için bir festival organize edecek. Pekala. Gelecek zaman için present continuous tense'i kullanabiliriz. Bilginiz olsun. Ama o anda sadece going to ve will'i kullanmanız gerekiyor ise my school is going to organize diyebilirsiniz next week'ten dolayı. Geldim 8'e çocuklar. Diyor ki the shops bakın dükkanlar bu şekildeki dükkanlardan bahsediyor olabilirim bu şehrin dükkanlarının genel özelliğinden bahsediyor olabilirim. Bakın sabahları dükkanlar sabahları mağazalar sabahları 9'da açılır. The shops in the city bu şehirdeki mağazalar open açılırlar at 9 o'clock. Bitti. I hope. Bakın arkadaşlar bir kere hop varsa ve tenslerinizin içerisinde will varsa I hope you will not. Bakın will'i yazdım not'ı ekledim. Korkusuzca will'i kullanabilirsiniz. I hope, I am sure, I expect, I think, I don't think. Bunlar arkasından will ister. I hope you will not invite Walter to your party. Ümit ediyorum ki partine Walter'ı çağırmayacaksındır. Davet etmeyeceksindir. I don't like him. O serseriyi hiç sevmiyorum. We are making a birthday card for dad. Şu anda babam için bir adet doğum günü kartı hazırlıyoruz tekliflerde, yardıma yönelik tekliflerde arkadaşlar I will help you demek durumundasınız. I will help you sana yardım edeyim. I will help you. Yardım tekliflerinde sizden gelen tekliflerde will kullanacaksınız. Arkadaşlar sayfamı çevirdim ve ödüllü soru bana diyor ki reward question. Find a mistake. Hatayı bulunuz. Top sizde arkadaşlar. Sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.